Soru Çözüm kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün artık nereye geldik? Birinci dereceden denklemlere geldik arkadaşlar. Şimdi birinci dereceden denklemlerde bizim neyin temelini oluşturuyor? Denklem çözmenin ve problemlerin, doğru mu? Şimdi bunların temeli olduğu için biz bu birinci dereceden denklemler videosunu biraz uzun tutacağız. Yani çok fazla soru çözeceğiz. Sizin de bu konu hakkında hem birinci dereceden denklemler hem de denklem çözme konuları hakkında çok soru çözmenizi bekliyorum. Hepinizin umarım çalışmaları iyi gidiyordur. Çünkü gün geçtikçe artık Ekim ayına girdik. Bugün 1 Ekim. Günler çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Her gün çalışmanız, soru çözmeniz lazım. Şimdi gelelim birinci dereceden denklemlere. Şimdi burada biz bu konuda birinci dereceden denklemlerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Sürekli bir bilinmeyeni, birinci derece zaten bir bilinmeyenini bulmaya çalışıyoruz. Yani x'i, y'yi gibisinden oluyor. Şimdi ikinci dereceden denklemde ise o biraz farklı. O x kareye falan giriyor. Şimdi biz burada ilk önce sorularımıza başlayalım. Şimdi burada demiş ki ABC birbirinden farklı pozitif. Burası önemli. ABC birbirinden farklı pozitif. Şimdi bana A'yı soruyor. A kaç farklı yer alır diyor. Şimdi A'yı bulabilmem için burada önce B'yi bilmem lazım. B'yi nereden alıyorum? Aşağı taraftan bulmam gerekiyor. Şimdi B-C neydi? Bunlar birbirinden farklıydı. Doğru mu? O zaman ve pozitifti. Şimdi pozitif olması için C'ye ben 1 verirsem, doğru mu? Şuraya hemen yazalım sırayla. B-C neymiş? 3'müş. Şimdi C'ye 1 verirsem B 4 olur. C'ye 2 verirsem B 5 olur. 3 versem 6. 4 versem 7. Ondan sonra şöyle çizgi çekeyim. İşte 5 versem 8. 6 versem de ne oluyor? 9 oluyor. Doğru mu? Şimdi A kaç farklı yer alıyor? Şimdi A artı B'ye gelelim. A artı B eşittir 7. Bizim B'nin aldığı en küçük değer neydi? 4. Şimdi B'ye 4 verirsem A 3 olur. Doğru mu? B 4. C 1 A 3 oldu. Olur. A'yı hemen şuraya yazıyorum 3 diye. Şimdi B'ye 5 versem bu 2 oldu. Ama bakın şimdi ABC birbirinden farklıydı. Bakın çok dikkat edin. B'ye 5 verdiğim zaman A 2 oldu. C de 2 ama. Olmaz. Bu gitti. Sonra B'ye 6 verdim. B'ye 6 verirsem A ne olur? 1 olur. B'ye 6 verdiğimde C 3, A 1 olduğu için bunu da sayarım. Şimdi ben B'ye 7 verirsem A ne olur? 0 olur. 0. Bize neyi soruyor? Bize pozitif tam sayı diye söylüyor. O zaman bu da olmaz. O zaman A'nın alacağı kaç tane farklı değer var? 2 tane farklı değer var. Bakın burada en dikkat etmeniz gereken şu 5'e 2, 5'e 2 olayı. 2 tane 2 olduğu için bize farklı demiş. Burada yanılgıya düşmüyoruz arkadaşlar. ÖSYM'nin böyle hilelerine gelmememiz lazım. Şimdi gelelim bu tarz toplama çıkarma sorularına. Yani taraf tarafa toplama vesaire falan yapıyoruz. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Bakın A artı B artı C'yi sormuş. Şimdi burada benim ilk gördüğüm şey 2A var. 2B var. 2C var. A var. B var. C var. O zaman bunların hepsini toplarım. Hepsini toplayayım şöyle. 2A daha 3A. 2BB daha 3B. 2C daha 3C. Şurayı toplarsam kaç yapar arkadaşlar? 18, 12 daha 30. 16 daha 46. Artı 46 neye eşitmiş? A artı B artı C'ye eşitmiş. Bakın şimdi. 46'yı karşıya atalım. A artı B artı C'yi buraya atalım. Şimdi A buraya ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Yani 2A olur. Doğru mu? B eksi olarak geçer. 2B. C eksi olarak geçer 2C. 46'yı da karşıya atmıştık. Eksi 46. Şimdi A artı B artı C'yi bulmam için bunu ne yaparım ben? 2 parantezini alsam A artı B artı C olur. Doğru mu? Eksi 46. 2 ile eksi 46'yı sadeleştirirsem ne çıkar? Eksi yani A artı B artı C eksi 23 çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın ne kadar kolay. Çok çok soru çözerseniz ne kadar kolay oluyor cevapları bulmak. Şimdi yine aynı şekilde bir soru. Bu sorumuzda ne yapıyoruz? Şimdi bu sorumuzda şöyle. Bize x artı y eksi z'yi sormuş. Şimdi burada önemli olan görebilmek. Şimdi 7x var 3x var. Bizim x'i elde etmemiz lazım. Nasıl elde ederiz 7x ve 3x'ten? Arkadaşlar buraya eksi 2 ile çarparsam elde etmez miyim? Eksi 2 ile çarp. Eksi 6x. 7x'ten eksi 6x kaç yapar? 1x, doğru mu? X'i buldum. Eksi 2, 4 ile çarp, eksi 8, 9 eksi 8, y, pardon, 9 y eksi 8 y, y yapar.
Eksi 2 ile eksi z'yi çarparsam artı 2 z olur. Eksi 3 z artı 2 z eksi z'yi verdi. Gördünüz mü? O zaman bunu eksi 2 ile çarpıp toplayacağız. Bunu eksi 2 ile çarptığımızda şuraya yazalım hemen. 7x artı 9 y eksi 300 z 15. Eksi 2 ile çarptığımız hali eksi 6x eksi 8 y artı 2 z eşittir eksi 6. Doğru mu? Şimdi taraf tarafa toplarsak bunu, burada x kaldı, burada y kaldı, burada da eksi z kaldı. Neye eşit oldu? 15 eksi 6'dan 9'a eşit oldu. Yani cevapta ne çıktı? X artı y eksi z'nin cevapta 9 çıktı. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda ise x eksi 3 y artı 1 çarpı a artı 2 x eksi 3 y artı 2 çarpı b'tir 0 diyor. Şimdi burada dikkat edin, eşitliği her a ve b reel sayısı için sağlandığına göre. Şimdi o zaman ben a ve b'ye ne yapıyorum? Evet, kafamdan değer sallayabilirim. Doğru mu? Şimdi bize ortada artı var. Bakın pozitif toplama işareti var. Cevap ne çıkmış ama? 0 çıkmış. O zaman bu toplama işleminde cevabın 0 çıkmasının imkanı var mı? Yok. 1 ile 1'i topla 2 yapar. 0 mı yapar? Ya bazen bazı öğrenciler beni çıldırtıyor böyle. Yok hocam ara bu nasıl 0 olur bilmem ne. Kardeşim arada toplama işareti var. Herhangi bir iki tane sayının toplamı 0 olur mu yani? Böyle bazen insanı çileden çıkaran kişiler oluyor. Burada ise ne yapıyorum? X eksi yani. Bunları da ben ikisine eşitliyorum. Yani çünkü ikisini eşitleme sebebim birbirlerini işte sıfır yapıyorlar. Doğru mu? Şimdi x eksi 3 y artı 1 eşittir 2x eksi 3 y artı 2. Doğru mudur? Şimdi x'leri y'leri bir yere atayım ben. Şimdi x'leri buraya atayım. Y'yi buraya atsam. Bakın eksi 3 y eksi 3 y ne yaptı? Götürdü. Doğru mu? Şimdi x ne oldu? X karşıya gitti. X olarak kaldı. 2x'ten x çıktı. Bu 2'de ne yaptı? Buraya geldi. Ne kaldı? Eksi 1 kaldı. O zaman bizim cevabımız da ne oldu? Bulmuş olduk. X eşittir. Eksi 1 olarak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi ya bu tarz sorularda böyle eşitlemeniz lazım. Cevap toplama, arada toplama işareti var. Cevap 0. O zaman iki tane bilinmeyen şu iki denklem birbirine eşit o zaman. Anlaşıldı mı? Çünkü bunlar da zaten pozitif dese mesela 0 olacak yani. Bunun 1 ikisinde 1 1 2 olma ihtimali çünkü 1 artı 1 2'dir yani 0 olmaz asla. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi birinci denklemlerle alakalı bugünlük sorularımız bu kadar. Şimdi bu denklemlerden daha fazla tabii ki de video gelecek. Daha çok soru gelecek. Çünkü problemlerin temelini oluşturuyor. Problemler için de çok önemli bir konu. Problemler de biliyorsunuz bizim TYT'de en sıkıntı yaşanılan kısım. Bunu inşallah gelecek olan videolarda hepinize problemleri fullemeyi hedefliyoruz. Hepinizin problem sıkıntısını çözmeyi hedefliyoruz. Tabii ki de bu yine sizlere bağlı. Yani bizi dinleyip soruları çok çözerseniz, bol bol soru çözerseniz, böyle artık çözecek kitap bırakmazsanız, tabii ki de TYT'de de fullemek çok basit olur problemleri. Dediğim gibi arkadaşlar bu konu çok önemli. İyi çalışın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize de iyi çalışmalar diliyorum.